Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. SolidWorks'teki sac levha derslerimin 11.sine hoş geldiniz. Bu video dersimde yine sac levha komutlarından kenar çekmeyi ve düzleştir komutlarını örnek üzerinde açıklamaya çalışacağım. Hemen üst düzleme bir çizim açarak örneğimizi oluşturalım. Merkez noktası ile dikdörtgen komutunu aldım. Ve bir dikdörtgen çiziyorum. Akıllı ölçendirmemi aldım. Örneğin burasını 200 mm, burasını da 120 mm yapalım. Sac levha komutlarından öncelikle taban flanş sekme komutuyla bunu bir sac levhaya dönüştürmemiz lazım. Çalıştırdım. Sac kalınlığımız 2 mm, K faktörümüz 0,5. Otomatik kabartma kısmında yuva seçeneği mevcut. Onay verdim. Şimdi konumuz olan kenar çekme komutunu çalıştırıyorum. Kenar çekme komutu arkadaşlar bir nevi sacın kıvrılması gibi de düşünebilirsiniz. Öncelikle benden kıvrılmasını istediğimiz kenarın seçimini istiyor. Yaklaştım. Şu kenarı seçtim. Her ikisini de ilk seçeneklerine getirdim. Şurada baktığımızda öncelikle malzeme içeride ve dışa büküm gibi iki seçeneğimiz var. Aslında malzeme içeride ve malzeme dışarıda diye düşünebilirsiniz. Bunu şu şekilde görebilirsiniz. Şu an malzeme içeride, malzeme dışarıda. Tekrar izometrik bakıyorum. Alt kısımda ise tip ve boyut diye sınıflandırılmış 4 seçenek var. Bir tanesi kapalı, bir tanesi açık, yırtık ve yuvarlanmış. Önce kapalıya bakıyoruz. Kapalıda arkadaşlar tek parametre var. Şuradaki sacın bükümündeki şu uzunluk. Üstten baktığımızda şu aradaki uzunluk bizim için önemli. Şurası büküm. Sadece bu uzunluğu belirlememize izin veriyor. Örneğin burası 20 mm olsun diyebilirim. Bunun dışında şöyle bir kısım daha var ya da alt komut dikiş uzunluğunu düzenleyin. Bunu çalıştırdığımda şu araçtan arkadaşlar saç kenarı flanşındaki çapraz profili düzenle seçeneği aklınıza gelmiş olması lazım. Burada da öyle bir seçenek bize sunmakta. Buradaki kıvırmanın boyunu değiştirebilirsiniz veya çizimle profil yapısını değiştirebilirsiniz. Bunun için kenardan ziyade arkadaşlar noktaları seçiyoruz. Şu noktayı tuttum örneğin. Uygun bir yere çekiyorum. Böylece boy üzerinde oynuyorum. Bunlara ölçü de vermeniz mümkün. Örneğin burası 30 mm olsun. Burası da 15 mm olsun. Son dediğimde bükme işlemini yapacaktır. Bükme işlemini yaptığında şuradaki arkadaşlar kabartma tipi olarak da yuva boşluğunu oluşturduğunu görüyorsunuz. Hemen sağ tuş unsuru düzenle ile baktığımızda özel yırtılma tipini yuva olarak seçmişim. Buradan bunu dikdörtgensele çevirebiliriz. Tekrar sac levhaya geldim. Kenar çekmeyi tekrar çalıştırdım. Kenar olarak bunu da burayı seçiyorum. İkinci seçeneğimiz açık seçeneği arkadaşlar. Parametrelere baktığımızda şuradan buraya kadar olan flanşın uzunluğu, diğer taraf büküm olduğu için dahil etmiyorum. Bir de şu aralığın çap gibi düşünebilirsiniz, ölçüsü var. Örneğin bu aralığın ölçüsü 8 mm olsun. Şu boyumuz da arkadaşlar örneğin 25 mm olsun. Şöyle yandan baktığımızda yine malzeme içeride, malzeme dışarıda bunları belirleyebiliyorsunuz. Bunda malzeme dışarıda dedim.
Ve bu değerlerle kabul ettim. Özel yırtılma tipi seçeneğin dedi. Burayı yuva yaptım. Onaylıyorum. Ama onaylamadan önce isterseniz şu dikiş uzunluğunu yine burada bir düzenlemeye geçelim. Çünkü bir çakışma olacak. Dikiş uzunluğunu düzenleyin diyorum. Bunda ölçü vermeden göz kararıyla şuradaki boyutu ayarlıyorum ve son dedim. İzometrik baktığımda şu şekilde bir kıvırma işlemi yapıldı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey malzeme ile ilgili arkadaşlar. Şurayı tekrar unsuru düzenle diyerek gösteriyorum. Dışa büküm, yani malzeme dışarıda olduğunda şuradaki yırtılma tipini uygulamıyor. Yani burada bir yırtılma olayı olmuyor buradaki gibi. Malzeme içeride olsaydı buradaki gibi bir boşaltma, yırtılma tipi olacaktı. Malzeme dışarıda olduğu için böyle bir yırtılma söz konusu olmuyor. Tekrar kenar çekmeye çalıştırdım. Bu kenarımı seçiyorum. Üçüncü yönteme geçtim. İkinci yöntemde tekrar hazır ikinci yöntemdeyken burayı gösteriyorum. Şunun boyunu belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Buna ne diyelim? Ek, flanş diyelim. Bükümden sonraki. Üçüncü yöntemde açı söz konusu ve büküm yarıçapı diyelim veya şuradaki yuvarlatmanın yarıçapı önemli. Örneğin bunu 6 mm olarak belirledim. Açı değeri arkadaşlar, şöyle bir sıfır yazarak size uyarı göstereceğim. 180 sonrası ve 270 arası bir açı vermeniz lazım. 180'i dahi kabul etmiyor. Örneğin 185 derece yaparsak açıya ya da 270 derece yaparsak 270'in altının olması gerektiğini görüyorsunuz. 269 değerini girdim. Şu şekilde bir işlem yaptı. Bunu 250 gibi bir sayı aldığımızda değişen şey nedir diye bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde şuradaki yarıçap değerini ve dönme açısını belirleyerek bu şekilde bir kıvırma işlemi yapabiliyoruz. Biraz önce bahsettim. Şu yırtılma tipiyle ilgili şu an yırtık diyor. Eğer malzeme dışarıda dersem bu yırtılma olmayacak. Malzeme içeride de bu yırtılmayı göreceğiz. Yine başka bir şey de şuradan göstereyim arkadaşlar. Şu uç buraya hiçbir zaman değmemekte. Onu da hatırlayın. Böyle bir kıvırma işlemi yapılmakta. Hemen dikiş uzunluğunu düzenleyin diyorum. Yine göz kararıyla bir dikiş uzunluğu belirledim ve son dedim. Malzemeyi malzeme içeride yaptığımız için görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada kabartma tipi olarak bir boşluk oluşturdu. Son seçeneğimiz için tekrar kenar çekmeye çalıştırıyorum. Şu kenarı seçtim ve son seçeneğimiz. Burada ne var diye baktığımızda biraz önceki gibi bir açı var ve şuradaki yarıçap değerimiz var. Bunun farkı nedir diye baktığımızda şimdi göreceğiz. Örneğin buraya yine 8 mm yapıyorum. 8 mm yaptığımda arkadaşlar diğerinden farkı, dikkat ederseniz diğerinde yine yarıçaptan sonra bir uzatma flanşı diyelim varken bunda sadece yarı çapı ve büküm kısmını vermekte. Örneğin açımızı da 230 derece yapalım. Şu şekilde. Şuradaki gibi ek bir flanş uzunluğu bulunmamakta. Bunda malzemeyi dışarıdan veriyorum. Dışarıdan verdiğimde kabartma tipini göremeyeceğimizi söylemiştim. Dikiş uzunluğu düzenle diyorum. Yine bunu göz kararıyla belli bir boyuta çektim ve son dedim. Evet, malzemeyi dışarıdan verdiğimiz için şu şekilde bir kabartma olmadı. Oluşturduğumuz saç levhaları düzleştir komutu ile açınımını aslında alıyoruz. Düzleştir komutunu çalıştırdım. Herhangi bir yüzeyi seçip
dik bak dedim. Ana hatları, göstermekte büküm kısımlarını göstermekte. Bununla ilgili şöyle bir ayar var, onu göstereyim arkadaşlar. Düz çoğaltmanın yanındaki oka bastığımızda düz çoğaltma 1 yazıyor ve buradaki oka bastığımızda da büküm çizgileri sınırlandırma kutusu var ve diğer değerler var. Büküm çizgisi dediğimize baktığımızda şunlar, büküm çizgilerimiz maviyle görmüş olduğunuz gibi sınırlandırma kutusu, işte bu sacın bu parçayı elde etmek için ne kadar kesileceğine dair bir sınırlandırma kutusu. Diğer kısımlarda bakın, düzleştirme tipik diş dikiş bükümü diyor. Yine bu noktaları göstermekte. Bunun dışında düzleştirim 1'de ayarlarına girebiliriz arkadaşlar. Buradaki düz çoğaltmanın üzerine gelip sağ tuşa bastığımızda unsuru düzene dediğimizde şurada şu 3 parametre bizim için önemli. Yüzleri birleştir, bükümleri basitleştir, ayırmayı göster. Bunların her birini kaldıraraktan önce bir onay verelim. Bakın arkadaşlar, ayrımlar gösterilmekte. Her birinin ayrı bir parça olarak göründüğünü görmektesiniz. Diğer alternatife de bakalım. Tekrar üzerine geldim. Unsuru düzenle dedim. Yüzleri birleştir dersem, bükümleri basitleştir, ayırmayı göster dersem. Şimdi basitleştir seçeneğinde bakın sadece bükümleri görebilmektesiniz. Onun dışındaki bu kısımların kenarlarını size göstermemekte. Bir de yüzleri birleştir dediğimiz için bu tek bir yüzey haline geldi. Tekrar diğer haline getireyim. Şunları kaldırıyorum. Farkı görmeniz için. Bakın bunlar farklı yüzeyler. Sadece büküm çizgileri değil, diğer kenarlarda bu durumda gösterebilmekte. Evet, bu derste açıklayacaklarım bunlardı. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.